Cumartesi yine önemli bir mücadele, pazar günü önemli bir mücadele var. Evet. Önemli bir mücadele, evet. Zaten bugün oldukça kalabalıksınız buradan bile. Maçın önemi belli oluyor. Tabii her iki takım da moralle girecek bir kere maça. Ankara Gücü'nü de tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı aldıkları galibiyetinden dolayı. Mustafa Hocam'ı da tebrik ediyorum. Ankara için önemli bir maç. Bizim için önemli. Ankara Gücü için önemli. Ve iki takım da şu anda formda diyebilirim. Tabii biz Alanya maçından sonra bu maçta da iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Çünkü kendi sahamızda oynayacağız maçımızı. İnşallah istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırız. Çünkü gerçekten çok etkili bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle savunma arkası koşuları iyi yapan oyunculara sahip ve bunu da oyun anlayışı olarak benimseyen bir takıma karşı oynayacağız. Onlara o fırsatları vermemeye gayret edeceğiz. Biz de mümkün olduğunca iyi oyun oynayıp sonuca ulaşmaya gayret edeceğiz. Hocam antrenmandasınız. Çalışmalar ne durumda? Evet. Çalışmalarımız iyi. İşte Sefa'yı bir geçen hafta maçta bileğinden sakatlandı. Bağlarında yırtık oluştu, kopuk oluştu. Onu herhalde bir buçuk, iki ay aramızda göremeyeceğiz. Ona buradan geçmiş olsun diyorum. Onun dışında Stanku iyileşti. Golle dönmesi sevindirici. Sio formunu yavaş yavaş yakalamaya başladı. Yani diğer oyuncularımız da işte Ayite'yi de bakalım hafta sonuna kadar değerlendireceğiz. Onun da sakatlığı vardı. Onun dışında bütün herkes hazırız yani. Hocam konum olarak neler söylersiniz ligdeki durum olarak? Bir çıta koydunuz mu kendinize şu puanı aşmalıyız diye? Yani çıta olarak ben hep geldiğimde de söylemiştim. İlk onun içinde bir yerde bitirebilirsek bizim için bu seneki hedefimizi tutturmuş olacağız. İnşallah bunu da başarırız. Ankara Gücü maçından sonra da bir Galatasaray mücadelesi var. Bu da Ankara Gücü maçını kuşkusuz daha önemli hale getiriyor olabilir. Yani eski kulübümüz. Tabii ki ama yani Galatasaray maçını düşünmek için bir haftamız daha olacak önümüzde. Şu anda tamamen Ankara Gücü maçına odaklandık. Bu maçı düşünüyoruz. En iyi şekilde bu maçı oynayıp en iyi şekilde ayrılmaya gayret edeceğiz. Ondan sonra zaten bundan sonraki bütün maçlar artık zor geçecek. Çünkü telafisi olmayan haftalara girdik. Taraftarlarımıza da buradan tahmin ediyorum bu haftaki derbi maçında herhalde rekor kırarız diye düşünüyorum. Kırmamız lazım diye düşünüyorum. Bizleri destekliyorlar. Geldiğimizden beri sayımızda artış var. Bu bizi çok mutlu ediyor, çok memnun ediyor. İnşallah biz de onların beklentilerine cevap verip onların hoşuna giden, onlara yakışan bir şekilde centilmence mücadelemizi sürdürüp iyi sonuçlar alırız. Onları da bekliyoruz bu hafta. Hem Ankara Gücü taraftarını da bekliyoruz. Onlara da güzel bir maç izlettiririz inşallah iki takım olarak. Hocam son soru. Arada bazı transferler gerçekleşti. Nordfeld bunlardan biri. Evet. Transferlerin adaptasyon sorunu sanırım kalmadı. Yok, yani zaten yani Nordfeld çok çabuk adapte oldu. Çok sıcakkanlı bir kardeşimiz diyeyim. Takımla hemen uyum sağladı. Ve bunun da işte görüyoruz yani sonuçlarını. İyi bir maç çıkardı. İnşallah devamını getirir. Oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yanımızda Gençler Birliği'nin başarılı oyuncusu Ali İbrahim Pehlivan var. Öncelikle zorlu bir Alanya Spor deplasmanından alınmış 3 puan var. Neler söylemek istersin? Dediğiniz gibi Alanya Spor gerçekten zor bir deplasman. Son zamanlarda da formda olan bir takımdı. Güzel, zorlu bir maç oldu. Ama kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Ankara derbisi var. Neler söylemek istersin? 7 yıl aradan sonra ilk yarıdaki oynadığımız maçtan sonra ikinci Ankara derbisi olacak bu sene. Umarım izleyenler için güzel, keyifli bir maç olur. Biz de tabii ki kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra farklı şeyler düşüneceğiz. Onun için elimizden geleni yapacağız. Yanımızda Gençler Birliği'nden Ömer Alper Tatlısu var. En son röportaj yaptığımızda Hacettepe'de evet. Oynuyordun. Şu an telleri açtın Gençler Birliği'ndesin. Neler söylemek istersin? Çok mutluyum tabii ki. Hacettepe'den aslında tamamlamak istediğimiz şeyler vardı. Sezon sonunda bir playoff hayalimiz, hedefimiz vardı. Ama burası da benim için daha iyi oldu. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. Bunlar şimdilik. Alanya Spor maçından alınmış bir 3 puan var. Neler evet. söylemek istersin zor bir deplasmanda? İyi çalışmıştık. Rakibin eksiklerini hocamız bize göstermişti zaten. Biz de ona göre çalıştık. Alanya Spor da muhtemelen yorgundu. İyi mücadele ettik, kazandık. Mutluyuz. Son olarak Ankara derbisi hakkında ne söylemek istersin? İki takım için de çok zor bir maç. İki takım da alt sıralarda, üst sıralara tırmanmak istiyoruz. İnşallah alacağız bu maçta. Yanımızda Gençler Birliği'nden Burak Çapkınoğlu var. Hacettepe'den Gençler Birliği'ne geçtin. Bir şey söylemek ister misin? Evet, sezon başına yine Gençler Birliği'yle başlamıştım.
Ama tekrar Hacettepe'ye dönmüştüm. Hacettepe'de de başarılı bir sezon geçirdik ilk yarı. Daha sonra Hamza Hocam, Metin Hocam davet ettiler. Geldik buraya, mutluyum. Takıma katıldığım için, gençlerimle katıldığım için mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor şu an. Ama güzel bir Alanya deplasmanı ama 3 puan var. İlk defa kadroda yer aldın Alanya Spor maçında. Evet, bu hafta kadrodaydım. Alanya maçı çok zordu bizim için. Hafta başından beri iyi analiz ettik Alanya Spor'u. İyi de çalıştık. Yani puan ve puanlar almaya gitmiştik zaten oraya. Bunu da güzel bir oyunla başardık. Mutluyuz takım olarak. Önümüzde Ankara derbisi var bu hafta. Ne söylemek istersin? Evet, yani ben de ilk defa şimdi şahit olacağım Ankara derbisine. Yani belki... Derbi heyecanı değil. Evet, ilk derbi heyecanı benim için. Yani çok da güzel atmosfer olacak. Öğleye benziyor. İnşallah yenersek bizim için çok iyi olacak. Çok önemli bir maç. 6 puanlık bir maç nereden baksan. İnşallah yeneriz. Onun için de çalışıyoruz. Bakalım. Teşekkür ederiz. Yani...